Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Mayıs 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerliyor olacak. Hemen ayın başında Merkür İkizler burcuna geçiyor 3 Mayıs'ta. 9 Mayıs'ta ise Venüs İkizler burcuna geçiyor. Ay boyunca aslında Merkür'den ve Venüs'ten güzel destekler alacaksınız. Güneş de 20 Mayıs'a kadar biraz daha sizin özel alanlarınızı, ailevi yuva konularına enerji taşıyacak. 11 Mayıs'ta Boğa yeni ayımızda doğacak. 21 derece Boğa burcunda. Bu yeni ay tabii ki bazı yenilikler gündeme getirebilir. Sizin gibi sabit bir burç Boğa. O yüzden en fazla etki alan burçlardan olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 21 derece ve yakınlarındaysa ve haritanızda özellikle sabit burçlarda gezegen dağılımları varsa tesirler artabilir. Neler olabilir? Her şeyden önce özel alanlarınız dedik. İşte yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız, aileyle ilgili konular, ebeveynleriniz, anneniz, babanız. Hani buralarda bu yeni ay yenilikler getirebilir. Yenilikler olunca taşınmalar, yer değişimleri, evinizde yapılacak düzenlemeler veya evde bir iş imkanı veya anneyle babayla daha fazla görüşme, bir arada olma imkanları, onların hayatında olabilecek bazı gelişmeler. Hani tüm bunları gündeminizde alabilecek bir yeni ay dönemindeyiz. Aslında kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Evde daha fazla huzur bulabilir, istikrar bulabilirsiniz. Emlak işleri, toprak işleri, bağ bahçe işleri, yani buralar size keyifli gelebilir ve bunlara daha fazla da hani zaman vakit ayırabilirsiniz. Bahçenizde de mesela bir şeyler yapabilirsiniz ya da evinizde çiçekler alabilirsiniz, toprak işleriyle ilgilenebilirsiniz. Bu tarz konular da olabilir. Ve 13 Mayıs itibariyle Jüpiter Balık burcuna geçecek. Evet, hemen endişelenmeyin. Sizi kısa bir süre terk ediyor sevgili kovalar. 28 Temmuz'a kadar balıkta olacak ama 28 Temmuz'da tekrar sizin burcunuzda kovaya dönecek. Asıl Jüpiter 2022'de balık burcunda olacak. Bu kısa geçişle beraber 2022'deki tesirler hakkında da biraz ipuçları verebilir tabii ki. Balık burcunun ilk 2 derecesinde olacak. Doğum haritalarınıza göre değişebilir ama hani genel olarak Kova burcunun ve yükselen Kova'nın ikinci evine bir ziyareti var. 28 Temmuz'a kadar 2,5 ay burcunuzdayken de size aslında güzel destekler getiriyor hayatınızda ama özellikle Balık burcunda daha fazla parasal bereketi arttırır Jüpiter. Yani burada kazanç alanlarınızda büyüme ve gelişme fırsatlarını ya da daha fazla paranızı, bereketinin arttığını görebilirsiniz. Yani bu imkanları verebilir size ya da işaretlerini verebilir. Kazanç yollarını da tabii ki arttırabilir. Burada ya da daha iyi harcama imkanları, daha mesela sizi mutlu edecek alışverişler ve benzeri etkileri de bu dönemde verebilir. 20 Mayıs itibariyle Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Evet, toplum olarak aslında daha fazla sosyalleşmenin, hareketin arttığı bir dönemde olacağız. İkizler çok yönlüdür, çok meraklıdır, heveslidir. Sizin gibi hava elementidir. Güneş'in ikizlere geçmesi 20 Mayıs'tan sonra sizin de sosyal enerjiniz, özellikle dış dünyadaki aktiviteleri arttıracak. Daha fazla evden dışarıda zaman geçirme imkanınız olabilir mesela. Ya da aile dışındaki kişisel istekleriniz, arzularınız bu dönemde daha aktif olmaya başlayacak. 26 Mayıs'a geldiğimizde artık Dolunay meydana gelecek. Ay Dolunay fazında ama sadece Dolunay değil. Bu aynı zamanda bir ay tutulması. 2021'in İlk ay tutulması ve tam ay tutulması 5 derece yay burcunda olacak. Yay burcu tutulmalarını geçtiğimiz 2020'de de yaşadık. 2021 sonunda da yaşayacağız. Kasım-Aralık döneminde yay ikizler hattındaki tutulmaları. Şimdi yılın ilk tutulma döngüsü başlıyor bu ay tutulmasıyla beraber. Ve sizin 11. evinizde. Tutulmalar aslında farkındalık dönemleridir. Özellikle ay tutulmaları bizi duygusal olarak biraz daha fazla etkileyebilir. Ama hızlı dönüşümler de getirebilir. Bu evet, ilişkileriniz, arkadaş ilişkileriniz, ait olduğunuz sosyal etkileşimler, gruplar, ekip faaliyetleri veya aşk ilişkilerinizde bazı hızlı dönüşümlere, farkındalıklara neden olabilir. Veya bir iş projesi, çalıştığınız bir proje, bazı hedefleriniz var geleceğe dair. Bunlarla ilgili hızlı açılımlar olabilir. Bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Bir işle ilgili sonuçlar alabilirsiniz.
örneğin bir ekip çalışması tamamlanabilir. Yani maddi manevi sonuçlar da alabilirsiniz. Yani bu ay tutulması belki 6 aydır ya da 1 yıldır uğraştığınız bir işi tamamlayarak size bir başarı getirebilir. Maddi kazanımlar getirebilir. Bu imkanları da size sunabilir. Genel olarak şans getiren sizin adınıza güçlü bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Ama lütfen kişisel doğum haritalarınıza bir bakın. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. 5 derece yayda olduğu için özellikle 5 derece ve yakınlarında bunu artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Yani 0 ile 10 arası. Gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar özellikle değişken burçlardaysa ikizler, yay, balık, başak olabilir. O zaman etkiler, tutulma etkileri bireysel hayatınızda güçlenecektir. Tutulmalar biliyorsunuz toplumsal olarak çok önemli tesirler yapar. Özellikle Mayıs'ın son haftasında toplumsal alanlarda da hızlı gelişmeler, hızlı gündemler yaratabilir. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. 29 Mayıs itibariyle Merkür İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 22 Haziran'a kadar da Merkür retrosu devam edecek. İkizler de güçlüdür ama gerilerken tabii enerji biraz yavaşlayacak. Bu nedenle Mayıs ayını iyi değerlendirelim. Çünkü Mayıs ayında güçlü bir Merkür 29 Mayıs'a kadar hızlı ilerliyor olacak. Gerilemeden önce önemli kararlarınızı verebilirsiniz. Bir anlaşma yapacaksınız, imza atacaksınız, alışveriş yapacaksınız, seyahate çıkacaksınız ya da planlayacaksınız. Kararlar vereceksiniz. Lütfen bunları Merkür retrosu başlamadan önce şöyle bir düşünün, planlayın. Mümkünse harekete geçmeye çalışın. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.